Senden mi gelmiş? AGM bir şeyliydi böyle, Avrupa Birliği plakalı falan. Ali Morca efendim. Oh oh, yağmura işte bak. Şöyle. Nerede acaba Ali? Ali mi bu? Ali, Ali. Nerede? Yağmur var. Evet. Evet. Seda Hanım, tekrardan fırtına başladı. Görmüş olduğunuz gibi yağmur şiddetini artırdı. Şu an Bebek'te tekneye sığındım. Teknenin içinde şu an teknede yayın yapıyorum. Ali tekneden karayı çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz şekilde şiddetli yağış arttı. İyi balıkçıdan yayın yapıyoruz. Hatta bazı tekneler boğaza sürüklendi. Çapa atıyorlar, çapa tutmuyor. Atarlar. Hatta şöyle söyleyeyim, şöyle anlatayım. İnanılmaz bir yağmur, inanılmaz bir fırtına. Tekneler boğaza sürüklendi. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Karanlık ama ben zoomladım. Denizde tekneler mücadele ediyor. Yani çapa atıyorlar. Çapa da tutmuyormuş. Birkaç tane tekne açığa atılmış yani. Evet, tekne evet. Tekne sahipleri içinde mücadele ediyor. Şimdi bunlar küçük, bunlar yani küçük teknelerdir muhtemelen ve motorları kuvvetli değildir. İnsanlar burası... Bayağı da Hakan Bey, bayağı da büyük tekne, yelkenli büyük tekne çapa atıyorlarmış. Tekrardan çapa tutmuyormuş, açığa boğaza sürükleniyor. Şu an onun mücadelesini izliyorum ama karanlıkta göremiyorum. Uzaktan gözle görülüyor ama kamera şu an giremiyor oraya. Çapa tutmuyor ne demek acaba? Tutmaz. Rüzgarda tutmaz. Bir de boğazın dibi öyle görmüş olduğunuz gibi şiddetli bir yağış var burada. Ali ben burada bir teknik bilgi vereyim. Şimdi bazı... Hakan Bey şu an 20 knot. Yani 20 knot... Evet 20 knot 100 kilometre civarında yakın. Ali denizci tembihiyle konuşuyor. Şimdi, muhtemelen tekne sahipleri ona söylediler bunu ama hakikaten şimdi şöyledir. Mesela o yelkenli bir tekne büyük dedi ama bir tane yelkenli tekne atıyorum. Benimki mesela 14 metre. 25 horsepower bir şeyi varsa... O 25 horsepower yani beygir gücü onu kurtarmaz. Yani 75'lik bile kurtarmaz bazen. Ebat da önemli. Çünkü onunla mücadele edemez rüzgarla. Motor yatların motor şeyleri daha kuvvetlidir beygir gücü motorların. Onlar biraz daha edebilir ama eğer kıyıdan koptuysa yelkenli edemez. Bir de boğazda öyle demir atılacak yer yoktur. Yani bebeğin az önce o herkesin bildiği Bebek Kahve, Bebek Camii'nin ön tarafları biraz kumludur, demir tutturabilirsin ama orada bile bir tonoza falan bağlamak zorundasın. Tahminim çok sayıda İstanbul'da bir gece tekne boğaza iplerini kırar, halatlarını ve kırar, zarar oluşur ve gidebilirler. O tekneye de Allah kolaylık versin. Bir de boğaz çukurdur böyle. Ortasına doğru tutturamazsın. Kıyıda bir yere tutturmaları lazım. Tabii. Attıkları çapayı. Derin bir de. Kıyıya tabii. Ortaya doğru şeydir. Ona da yetmez. En baba teknenin bile 75-100 metre zinciri vardır. Çoğunun 50 metredir, 25 metredir boğazda. Boğaz tekneleri biraz daha sayfiye teknesi tipi olduğu için hani kıyıda bağlıdır. Kısa mesafelere git gel türüdür. Hazırlıksızlardır. İnşallah ne bileyim çok bir şey olmaz ama motor yatlar için çok fazla bir şey olduğu gözüküyor. Yani gözetlenmiyor. Onların peki trafik yok. Nasıl acaba? Kara trafiği nasıl? Kaza var mı? Sıkışıklık var mı? Millet korkudan eve mi kaçtı? Ali de bence oradaki gürültüden... Evet, Seda Hanım, biz Taksim'den Beşiktaş'tan sahile geldik. Herkes korkmuş, evlerine kaçmış. Çok nadir trafik var. Şu an Bebek'te biliyorsunuz olağanüstü bir trafik olurdu. Aynen. Ama biz bugün buraya Ortaköy'den dahi çok rahat geçerek trafikten trafiksiz halde geldik, gelebildik. Şu an tekne sahipleri teknelerinin içinde birçoğu teknede bekliyorlar. Herhangi bir olağanüstü duruma göre hareket ediyorlar. Ama meteoroloji uyarımız sabah saatlerinde yine fırtına olacakmış. Onun için tekne sahipleri teknelerin başlarında, hatta bir tekne sahibi arkadaşımız var bizi misafir etti. Onunla konuşalım. Dışarıda çok konuşalım. Dehşet bir yağmur var. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Neden buradasınız?
Fırtına sebebiyle teknemizin başında beklemek zorundayız. Gördüğünüz gibi zaten dışarıda kuvvetli bir rüzgar var. Yağış çok şiddetli. Kendi imkanlarımızla burada ayakta durmaya çalışıyoruz diyelim. Bu şekilde. Evet Seda Hanım, duyduğunuz tekne içeride iki de misafirimiz var. Köpekler var burada, çok tatlı. Allah razı olsun. Onlar bin da kere. Göstereyim size. Böyle köpeklerle beraber bekliyor arkadaş teknesini. Allah görüyor musunuz? Görüyoruz. Ay bayıldık bayıldık. Lütfen hayvanları da içeri alın. Yalvaralım burada. Gördünüz mü Seda Hanım? Bayıldık, görmez miyiz ya? Allah razı olsun. Zaten şu an teknenin içinde sıcak yerler, ben içeriye kadar girdim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ben dışarı çıktım. Şimdi onları rahatsız etmiyorum. Işığım yanıyor. Ay kıyamam. Trafiği sorarsanız Seda Hanım, şu an trafik boş. Tamamen burada hiç trafik yok. Yani sıfır trafik. Evet evet, herkes yere saplanmış. Şiddetli yağış var. İstanbul'da adeta o hal. Giderek bazen artıyor, bazen duruyor ama şu an giderek şiddetleniyor yağmur. Dalıkçılar boştur herhalde. Burada aktaracaklarımız bu kadar Seda Hanım. Evet, başka bir noktaya geç Ali Morca ya. Merak ediyoruz valla. Ali evet, gez ya İstanbul'u. Dükkanlar açık mı mesela? Görmedim Seda Hanım. Boğaz'ın balıkçıları meşhurdur. Kapadılar mı? Kepenkleri indirdiler mi? Evet dükkan. Şu an dediğim gibi insanlar evlerine kapanmışlar. Yani balıkçılar filan, restoranlar kapalı mı? İstanbul'da olağanüstü bir durum vardı. Köprüler açık ama insan yok Seda Hanım. Şu an açık. İnsanlar korkudan çıkamıyor. Otobüsü geçti. Çünkü burada inanılmaz bir trafik yoğunluğu oldu. Anladım. Yani sadece bir otobüs geçti. Ali'cim sen... Yani araçları 10 dakikada bir araç geçiyor. Öyle söyleyeyim. Ali bir akıntı burnuna git. Akıntı burnuna. Arnavut Köy'ün oraya. Ama kendine dikkat et ha. Ali sen gezmeye devam et. Bir akıntı burnuna git. Arnavut Köy'ün oraya. Şu an sağ olsunlar. Biliyorsunuz burada sığındım. Mahsur kaldım. Mahsur dedim şöyle. Çok yağmur yağdığı için tekne sahibi arkadaşımız sağ olsun bizi misafir etti. Kamerayı dışarıda yağmurda çıkaramıyorum. Tamam Ali, sen köpeklerle otur. Yağmur yavaşlayınca akıntı burnuna geç. Teknenin içinde yayın yapmak zorunda kaldım. Tamam size... tamam. Saçları ıslanır onun. Tamam Ali. Biraz yağmur yavaşlayınca akıntı burnuna geç de rüzgara bakalım. Tamam, okey. Birazdan bitir. Ya şimdi yağmur iyi bir şeydir aslında rüzgarda. Yani yine denizci deyimiyle söylüyorum. Yağmur yağdı mı biz ferahlarız. Çünkü rüzgarı biraz keser. Ama tahminim yağmur kesilecek ve gece bir daha patlayacak. Meteorolojinin raporları öyle görünüyor. Yağmur iyi bir şey. Boşaldı biraz elektrik. Boşaldı elektriğini. Biraz rüzgarı keser. Fakat işte az önce yoktu yağmur. Şimdi yeniden bastırdı. Ali Eminönü'nden oraya geçti. Ana haberde Eminönü'ndeydi. Sonra şimdi Bebek'e geçti. Gece 12'den sonra iyi bir esinti daha bekliyorum ben. Yağmur da kesilirse daha iyi bir sarsabilir. İstanbul'a yağmurla da gelir tabii de. İstanbul'dan sonra son dakika gelir. Daha aldı. Sakarya ve Yalova'da efendim yüz yüze eğitime ara verildi. Bak bu kuyruklar CHP yüzünden. Her şeyin sorumlusu Türkiye'de CHP. Bu kuyruklar da CHP'li halk ekmeklerin kuyruğu önde. Ülkede önde kuyruk olsun diye bu CHP var ya, CHP zihniyeti, halk ekmekler koyuyor. 75 kuruş için halkı kuyruklara sokuyor ki Türkiye'mizde böyle kuyruk görüntüleri olsun. O CHP zihniyeti var ya, kesinlikle konuşalım. Kumpas, CHP kumpası bu. Onu bir konuşalım gerçekten, çünkü felaket senaryoları dövizi iyice fırlatıyor. Ama Ali Morca şu an her şeyden daha önemli. Çünkü Saray fırtına, burnunda, akıntı burnuna gitmiş. Neler oluyor bakalım orada? Akıntı burnundayım. Şu an görmüş olduğunuz gibi normalde buraya... Saray burnu değil burası, akıntı burnu. Burada oltacı balıkçılar vardı. Akıntı burnunda sürekli balık avlarlardı. Ama bunlar da hiç kimse yok burada. Balık avlayan, balık tutan hiç kimse da akıntı yok. Var görmüş olduğunuz gibi. Deniz ara sıra dalgalanıyor. Yağmur şiddetini artırıyor, duruyor. Tekrardan artırıyor. Rüzgar da şiddetini ara ara artırıyor ama sabah saatlerinde inanılmaz derecede tekne sahiplerinin korkusu, adeta korkusu rüyası haline gelen
fırtına İstanbul'u terk etmedi. Tekne sahipleri inanılmaz tedirgin, korkuyorlar, teknelerinde duruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da balıkçı teknesi. Nasıl dalgalanıyor, nasıl... Evet, göster o tekneyi ya. Nereden yola çıkmış o? Evet, görmüş olduğunuz gibi bu akıttı burnu burası. Arnavut Bey, normalde burası Hakan Bey. O kadar kalabalık olurdu ki. İnanırsanız göre düşmezdi ama şimdi şu anda benden başka hiç kimse yok. Görmüş olduğunuz kaldırımları da gösteriyorum. Araç sayısı da çok az geçiyor. İstanbul adeta fırtınadan evlerine kapandı diyebiliriz. Görmüş olduğunuz çıktı tekne yine böyle burada. Böyle balık teknesi değil de bu kurtarma teknesi gibi, yardım teknesi gibi. İki tane tekne bağlı böyle bu burada. Evet, ama onlar da bağlı, sağlam bağlanmış. Hem ön taraftan 2-3 tane halat var. Sağlam bağlamışlar ama yine de tedirgin olabilir yani. Acukta karaya dön ya. Hep böyle herkesin teknesi mi var İstanbul'da? Evet. Karayı da göstereyim. Şöyle burada Dede Hanım, biliyorsunuz balık restoranları demiştiniz ya. Evet. Adeta burada balık restoranları tıktım tıktım olundu. Tabii. Şu an dışarıdan görebiliyorum. Çok az müşteriler var balıkçıların. Yine de gidiyorlar ha. Efendim? Yine de giden var yani, şaşıyorum. Belki mahsur da kalmış olabilirler. Özür diliyorum Seda Hanım. Bu caddeyi biliyorsunuz. Burada sürekli gitmişsinizdir. İnanılmaz yoğun oluyordu. Ben şimdi caddeyi çıkacağım. Kaldırımdan caddeyi ineceğim. Görmüş olduğunuz bir tek tük arabalar geçiyor. Doğru. Söylemiştim ya size. Evet. Doğru. Orası sabaha kadar işlek bir caddedir. İstanbul'un en pahalı balıkçılarının, en şık restoranlarının bulunduğu cadde. Gecenin erken saatleri Boğaziçi Köprüsü'nü görüyorsunuz buradan. Yağmur da geçmiş galiba. Evet, ışıklarını görebiliyorsunuz. O zaman yağmur coşunca seni yine başka bir köşeden bekliyoruz. Evet Seda Hanım, ama dışarıda çok fazla kalamayacağım çünkü kameramın ıslanmasını istemiyorum. Kameramanı düşünüyor. Helal olsun sana ya. Kamerayı düşüyor kameraman. Buradan aktarabileceklerim bu kadar şu an itibariyle. Çünkü gerçekten kendimi araca atmam lazım. Çünkü kamera zarar görmesin. Beşiktaş'a sığınsan, Beşiktaş'a. Sen Beşiktaş'a şu Tenna Biyer'e git orada. Tamam Hasan Bey. Tamam, rütüksel görüntü olmasın. Evet vallahi evet ha. Oraları bulur. Şimdi hoşça kal şimdilik Ali Morcacığım. Biz de kısacık bir ara verelim. Gündem çok yoğun. Eğlenceli de, trajikomik. Zaten Türkiye trajikomik yani. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bekleyin azıcık.